Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu kedilerin hareketlerinin anlamları. Evcil canlılar içerisinde biliyorsunuz hareketlerini izlemesi en güzel olanlarından bir tanesi aslında kediler. Bunların bir takım tuhaf davranışları var. Bu videoda da biz kedilerin hareketleri ve anlamları nelermiş bunları inceleyeceğiz. Hemen birincisiyle başlayalım. Birincisi kedilerin kuyruklarının hareketleri ne anlama geliyor? Arkadaşlar kedilerin kuyrukları aslında insanların kaşları gibidir. Ruh hallerini size kuyruklarıyla çok rahat bir şekilde tarif edebilirler. Peki bu kuyruk hareketleri ne anlama geliyor? Eğer kedinizin dik bir kuyruğu varsa, kediniz peşinizde dik bir kuyrukla dolaşıyor ve size de sürtünüyorsa aslında bu sizden bir şey istiyor demektir. Kendini de bir nevi sizi hatırlatıyor anlamına da gelir. Yani ben buradayım, eğer yemek falan hazırlıyorsan beni de unutma gibi. Bu aynı zamanda aslında kedinizin size güvendiğini de gösterir. Yani kediler hoşlanmadıkları kişilere sürtünmezler ve yanında da dik bir kuyrukla salına salına gezmezler. Soru işareti şeklinde ise eğer kuyruk, bu da aslında kedinizin mutlu olduğunu ve olumlu bir ruh halinde olduğunu size gösterir. Kedinizin kuyruğu soru işareti şeklinde olduğunda onunla aslında tam oyun oynamanın vaktidir. Tabii başka kedilere kur yapmıyorsa. Yatay bir kuyruk, işte bunda dikkatli olmakta fayda var. Uyku halinde değil de ayaktayken kuyruğu yataysa, hele ki kuyruğunu kırbaçlıyorsa saldırı hazırlığında veya tedirgin bir ruh halinde olduğunu da söyleyebiliriz. Eğer size bakarak bu hareketi yapıyorsa bu aynı zamanda size güvensizliğinin de bir göstergesidir. Bir diğeri kabarık kuyruk. Kedilerin kuyruk hareketlerinin anlamlarında herhalde bunu çok da anlatmaya gerek yok. Eğer kedinizin kuyruğu kabarıksa onun açısından kötü bir mevzu olmuştur ve kediniz kendini olduğundan daha büyük göstermeye çalışıyordur. Çoğu zaman kediler kendi aralarındaki kavga esnasında bu hareketi yapıyorlar. Kuyruklarını kabartıyorlar. Başka kediye saldırırken veya kendileri için tehdit gördükleri köpek gibi diğer canlılara karşı da kuyruklarını kabartırlar. Diğer maddemiz kediler neden baktığımız her şeyin üzerine oturur. Ama neden? Merak mı? Acaba başka bir şey mi? Kedilerin kitap, dizüstü bilgisayar veya gazete olsun. Baktığınız her şeyin üzerine oturmayı veya üzerinde yürümeyi sevdiklerini muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Bu hareket aslında yüzyıllardır yaptıkları bir şey. 15. yüzyıldan kalma bir el yazması üzerinde bile kedi pençesi izleri olduğu tespit edilmiş. Her şeyden önce bunların üzerine oturmalarının en büyük sebebi bu eşyaların üzerinde sizin kokunuzun olması. Birçok hayvan gibi kediler de büyük ölçüde koku alma duyuları tarafından yönlendiriliyorlar ve eğer bir nesne sizin gibi kokuyorsa ona yakın olmak istiyorlar. Çünkü bu onları güvende ve mutlu hissettiriyor. Özellikle de sevdikleri insanların eşyalarına daha fazla oturuyorlar. Tabi bu hareketin anlamı bir tane de olmayabilir. Bu sevimli canlıların eşyalarınızın üzerine oturmayı sevmesinin bir başka nedeni de aslında çok bölgesel olmaları. Kediler eşyalarınızın üzerinden geçtiğinde koku ile yaydıkları feromonları nesneye aktarıyor ve ona benzersiz bir koku veriyor. Bu bir kedinin de aslında sahipliğini kurma yöntemi. Ve unutmayalım ki kediler zeki hayvanlardır. Bu yüzden ilgilendiğiniz her şeyin tüm dikkatinizi çektiğini bilirler ve kendileri için de aslında bu aynı ilgiyi isterler. Bundan dolayı eşyalarınızın üzerine oturacaklar veya üzerinde yürüyecekler ya da zorla kucağınıza kurulacaklar. Böylece o eşyayı bırakıp sadece onlara odaklanmanız gerekecek. Kısacası aslında bunun bir nedeni de insani tabirle kıskançlık olabileceğini söyleyebiliriz. Bir diğer maddemiz kedim kakasını kapatmıyor, tuvaletini kapatmıyor. Eğer böyle bir durum varsa sizden de bazen bu şekilde sorular da gelebiliyor. Kedim büyük ama tuvaletini kapatmıyor. Özellikle yetişkin kediler için konuşuyorum. Çünkü eğer yavru kediniz kakasını örtmüyorsa bu henüz tecrübeli olmadığından, gözlerinin belki de tam iyi görmemesinden kaynaklı olabileceğini gösterir ve ona biraz zaman tanımak gerekir. Yani 4 aylıktan küçük kedilerin kaka örtmeyi becerememeleri doğaldır. Ama yetişkin kedinizde bu davranışın anlamı daha farklıdır. Peki nedir bu davranışın anlamı? Vahşi doğada daha zayıf ve daha küçük kediler kokuları gidermek ve yırtıcı hayvanların dikkatini çekmemek için dışkılarını gömerler. Leoparlar, aslanlar ve kaplanlar gibi bölge için yarışan baskın kediler genellikle dışkılarını gömmezler ve bölgenin kendilerine ait olduğunu ilan ettikleri mesajını verirler. Hatta bunun mesajını verebilmek için bazı aslanlar toprak ve yapraklar kullanarak küçük bir tepe bile inşa eder ve ardından en üstüne tuvaletlerini bırakırlar.
Yani kendilerinin baskın karakter olduğunu herkese ilan ederler. Sizin kedinizde de eğer yetişkin bir anda üzerine örtmeme gibi bir durum yaşandıysa böyle bir durum olabilir. Yani çevresine kendini kanıtlamak için böyle bir olayı başlatmış olabilir. Özellikle erkek kedilerde de kendi varlığını dişilere fark ettirmek için yapılmış bir eylem de olabilir bu. Ayrıca şunu da göz ardı etmemek lazım. Kumun dokusunu, kokusunu sevmiyorsa, yetersiz kum olması veya ufak tuvalet gibi nedenlerle de kakalarını gömmeyebilirler. Bunun haricinde bazı ağrılı tıbbi problemler de bir kedinin tuvalet kutusunun dışına kaka yapmak istemesine ya da gömmemesine neden olabilir. Bu ihtimaller de göz ardı etmemek gerekir. Diğer maddemiz, kediler enselerinden tutulduğunda neden donarlar? Anne kediler yavrularını çoğunlukla taşımak için ensesinden tutar ve hem ensenin hangi noktasından tutacaklarını hem de ne kadar baskı uygulayacaklarını çok iyi bilirler. Yavru kedilerin ensesi doğası gereği aslında bir yerden diğerine taşımak için kulp gibi, yani bir bardak kulbu gibi tasarlanmıştır. Ama bunu en iyi anne kedi yapar. Kedinin ensesinden tutulması bir nevi kediyi geçici olarak savunmasız hale getirir. Yani kısmi felç gibi. Bu nedenle kediler enselerinden tutulduğunda donmuş gibi hareketsiz kalırlar. Peki bizim kedilerin enselerinden tutmamız doğru mu? Bilhassa yetişkin kedilerin enselerinden tutulması onlarda fiziksel problemler oluşturabileceği için veterinerin yapması gibi mecburi durumlar harici yavru ya da yetişkin kediler ensesinden tutulmamalıdır. Hatta bazı ülkelerde kedilerin ensesinden tutulması yasaklanmıştır. En güzeli kedinizi kucağa alacağınız zaman düz bir şekilde ayaklarından da destekleyerek tutmaktır. Bir diğeri kedilerin hareketleriyle alakalı. Kediler evin her yerinde neden bizi takip ederler? Bu da aslında cevabı basit bir soru. Sizi arkadaş olarak mı görüyorlar? Yalnız kalmaktan mı korkuyorlar? Bir kediyle yaşıyorsanız sizi her yerde takip ettiklerini siz de görüyorsunuzdur. Çoğu zaman kediler arkadaşlığımızı sevdikleri için bizi takip ederler. Birçok insanın inandığının aksine de umursamaz görünüşlerinin yanı sıra kediler insanlarla birlikte olmayı severler. Kedilerin sizi takip etmeyen bir başka nedeni de eğer aç değillerse eğlenmek, oyun oynamak istemeleridir. Kedilerin sıkılması çünkü çok yaygındır. Genellikle tüm zamanlarını kapalı alanlarda evin içerisinde geçirirler. Bu nedenle hele ki evde tek başınalarsa enerji atabilmek için sizi takip ederler. Evinizde bir kedi daha düşünmeniz belki de iyi olacaktır. Bu nedenle evde tek kedimi, iki kedimi, kedimi arkadaş almalı mıyım videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bazen de kediler karınları acıktıysa ve mama yoksa sizi takip edebilirler. Bilhassa sokakta bir kedi peşinize takıldı, sürekli miyavlıyor ve siz nereye gidiyorsanız o da oraya gidiyorsa bilin ki karnı acıkmış veya susamıştır. Bu durumda kediyi mamasız ve susuz bırakmayalım. Bir diğeri, kediler neden kapalı kapıları sürekli açmaya çalışır? Bunun nedeni de arkadaşlar aslında kediler evinizin sahibi olduklarına inanırlar ve bölgelerinin bir kısmı da onlardan kapatıldığında aslında kafaları karışır. Benim evimde beni neden odaya almıyorlar diye düşünceye kapılabilir. Hatta öyle ki bazı kediler kendini insan olarak düşünebilir ve sizinle aynı sofraya oturmak dahi isteyebilir. Kapalı kapınıza pati atmak, sürekli acıklı bir miyavlama, sizinle takılmak istediğini de gösterir ve bazı kedilerin bölgesel yapıları nedeniyle kapalı kapıları sevmediklerini de unutmayalım. Bir diğer maddemiz kedi yoğurma hareketi. Siz de fark etmişsinizdir. Kediler böyle ileri geri patilerini size bastırarak veya bir nesneye bastırarak masaj yaparlar. Bu oldukça keyifli bir kedi davranışı olabilir. Kediniz mutlu olduğunda bu hareketi yapıyor olabilir. Zaman zaman tırnakları batsa da bu hareket aslında kedinizin sizi sevdiğini de gösterir. Kedinizin bunu yapma içgüdüsü emzirmenin ilk günlerine kadar uzanır. Patilerine annesinin meme bezlerine bastırarak daha iyi süt üretimini teşvik için bu hareketi yaparlar ve ileride de bu harekete devam edebilirler. Eğer bu hareketi kediniz bir yetişkin olarak yapıyorsa memnundur, mutlu olduğunu gösterir ya da stresli bir durumdaysa da onu azaltabilmek için yapıyordur. Yani kediniz için bu hareket bir nevi rahatlama hareketidir. Kediler neden diş gıcırdatırlar? Özellikle pencereden dışarı bakarken bir kuş gördüğünde, benimkiler eskiden bunu çok yapıyordu. Bilhassa 1,5 yaşına kadar bunu daha çok yaparlar.
Davranışçılar bunun kedinizin avlanmak için dışarı çıkamadığı, hüsrana uğradığı için olduğunu düşünüyor. Diğerleri de bu garip çene hareketinin kedinizin avı öldürme eylemine hazırlanmasına izin veren doğal içgüdüsü olabileceğini ve bu sesle avını cazip hale getirerek kendine gelmesini sağlamaya çalıştığı için çıkarttığını düşünüyor. Bana göre ikinci durum biraz daha mantıklı gibi gözüküyor. Tabii birinci durumda ulaşamadığı bir ava sinirlendiği için diş gıcırdatma olarak değerlendirilebilir. Yani ikisini de düşündüğümüzde aslında bir nevi kedinizin avla arasındaki bir iletişim olarak diş gıcırdatması hareketini yaptığını söyleyebiliriz. Bir diğer hareketleri de gece yarısı bağırmaları. Kedi hareketleri içerisinde de bizi en çok zorlayan durum bu diyebiliriz. Derin bir uykuya dalıyorsunuz ama gece yarısı kediniz bağırıyor, sağa sola zıplıyor, belki de eşyalarınıza zarar veriyor. Evet, bunu gündüz değil de neden gece yapıyorlar? Çoğu ev kedisi gün boyunca birikmiş ve serbest bırakılması gereken muazzam miktarda enerjiye sahip. Bu, gece avlanma içgüdüleriyle birleştiğinde uykunuza ciddi zarar verebilir. Kediler avlanma doğaları gereği daha çok gece hareketli olurlar. Bundan kurtulmak, en azından azaltmak için kedinizi gün boyunca düzenli olarak egzersiz yaptırmanızı öneririm. Ayrıca yatmadan hemen önce onu beslemeyi deneyebilir ve geceleri avlanma isteğini frenlemek için siz uyurken onu meşgul etmek için ona yiyecek bulmacaları vermeyi deneyebilirsiniz. Yani yiyecek bulmacası derken evin çeşitli yerlerine kuru mama koyarak onun bulmasını sağlayabilirsiniz. Bu da onun için bir nevi doğal hayatın simülasyonu olur ve geceyi de biraz daha sakin geçirmelerine neden olabilir ve rahat bir uyku uyuyabilirsiniz. Son olarak şundan bahsedeyim: kedilerin dili neden dışarıda olur? Uzmanlar kedilerin etraflarında neler olup bittiğini anlamak için tat duyularını kullanarak çevrelerini araştırma şekli olduğunu söylüyorlar dil çıkarmanın. Dil çıkarma, kedi yemek yedikten veya kendini yalayarak temizledikten sonra dilini geri koymayı unuttuğunda da olabilir. Bir yemek yeme veya temizlemenin ortasında dikkatlerini dağıttığınızda kedinin dili dışarıda kalabilir. Tabii kedinizin bu hareketi eğer dil dışarıda hızlı nefes alıp verme şeklindeyse fiziksel bazı değişikliklerden de kaynaklı olabilir. Mesela kediniz hamile ise doğuma az süre kala hızlı şekilde nefes alıp vererek dilini dışarı çıkarabilir. Ya da uzun süre susuz kalmış bir kedinin dili dışarıda olabilir. Ya da çok yorulan bir kedide de tıpkı köpek gibi bu hareket gözükebilir. Ama kedimin dili sürekli dışarıda, hiç içeri girmiyor diyorsanız bunun tıbbi bir problem olma riski de söz konusu. Böyle bir durumda çok da vakit harcamadan bir veterinerle irtibata geçmeniz iyi olacaktır. Arkadaşlar, kedilerin hareketleri ve anlamlarıyla alakalı gördüğünüz üzere birçok garip davranışları mevcut. İçlerinden 10 tanesini derleyerek anlamlarıyla birlikte sizinle paylaşmak istedim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.